Merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün sandalyede oturuyorum. Arkada koltuğum boynunu bükmüş bir şekilde duruyor. Şimdi bugün size koltuk tamiri nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Kendim de uygulamalı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz koltuğum, yani uzun süredir bir 10 yıldır falan kullandığım koltuğum kırıldı. Amortisöründe de problem oldu. İşte yukarı kalkmamaya başladı. Ben de dedim ki yeni bir koltuk alayım. Artık bayağı kullandım bunu. Memnundum ama yani bu şekilde kırılınca yenisini alayım dedim. Şöyle oyuncu koltuklarına baktım. Hep böyle 1000 liranın üzerinde bir fiyat var. Dedim ki en iyisi ben bunu kendim tamir edeyim. Yani işin aslı iyi bir koltuk almak için 1000 liranın üzerinde para vermek gerekiyordu. Dedim ki ben bunu kendim tamir edeyim. Hem de sizinle de paylaşmış olayım. Şimdi bu arada bu da benim şu an yani bozulan, kırılan koltuğum. Bunun fiyatı da yine 1000 liranın üzerinde. Bunu neden gösterdim? Yani üst seviye bir koltuktu. Gayet memnundum. Bir problem yoktu. Şimdi hangi parçaları sipariş ettim? Onları da göstereceğim. Sonrasında tamir işlemiyle başlayacağız. Şimdi eğer koltuğunuz sadece böyle aşağı çöküp yukarı kalkmıyorsa bu amortisör problemi oluyor. Bunun için şöyle bir amortisör satın alıyorsunuz. Birazdan göstereceğim nasıl değiştiğini. Bunu aldığınız zaman bu iş çözülüyor. Eğer ki benimki gibi böyle alt kısmı da kırıldıysa, böyle sürekli sallanıyorsa, yamuk duruyorsa böyle bir şase de almanız gerekiyor. İşin aslı ben bu amortisörün değiştiğini biliyordum ama bu şaseyi ilk defa gördüm. Ya benimkinde bakın şu kısım kırıldı. Ben hatta burayı kaynak yaptırdım. Amortisör de bozuk olunca zaten burayı da tam dengeli kaynattıramamışız. Ortaya saçma sapan bir görüntü çıktı. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şunu da görüyorsunuz. İkisini sipariş verdim. Şimdi montaj işlemine geçiyorum. Bu arada eğer ki tekerleklerde problem varsa onu da yine satın alabiliyorsunuz. Alt kısımda tekerleklerin işte takıldığı, monte edildiği ayak kısmı var. Onu da yine sipariş edip kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani koltuk ayrı bir parça. İşte altındaki şasesi, amortisörü, ayakları, tekerlekleri hepsi değişiyor. Sizin artık koltuğunuzda ne gibi bir problem varsa ona göre kendiniz evde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi parçaları sipariş ettiğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi amortisörüm geldi. Krom amortisör diyor. Bakacağız içinde, yani şu an üzerinde olandan bir farkı var mı? Daha mı sağlam? Ona bakacağız. Bu da şasemiz. Ben ne yapmıştım? Yine birazdan koltuğun üzerinde gösteririm. Şu kısım kırıldığı için burayı tekrardan kaynak yaptırmıştım. Tabi dengesiz olduğu için, amortisör de bozuk olduğu için şöyle gördüğünüz gibi koltuk yamuk duruyor ve de amortisörden kaynaklı yukarı aşağı çıkmıyor. Şimdi görüyorsunuz şunun üzerinde vida yerleri var. İhtiyacımız olan şöyle bir 6'lık alyan anahtar. Önce bunu sökeceğim. Yani koltuğun üzerindeki şaseyi sökeceğim. Sonrasında da amortisörü sökeceğim. Yerine yenilerini takacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi koltuğun üzerindeki şase de zaten görünüyor da, yani sökmeden önce de kontrol edersiniz. Şu kısım ön tarafa gelecek. Zaten vida yerlerinden de şöyle olacak yani. Az çok tahmin edersiniz. Şimdi sökmeye başlayalım. Koltuğumuzu kurbanlık gibi yatıralım. Şöyle yavaşça sökelim. Her tarafı dengeli sökelim. Bir bu uçtan söküyorum, bir bu uçtan. Dengeli olsun, sıkışmasın diye. Şöyle burayı da söküyoruz. Bakın şurası da, görüyor musunuz? Burası da kaynak yaptırdığım yer. Şimdi birazdan söküp size pistonu da göstereceğim, ne durumda olduğunu. Evet, gördüğünüz gibi vidalar elimde. Şunları kaybolmayacak bir yere koyalım. Evet, çok basit bir şekilde şaseyi söktük. Şu kol, yani şöyle bakarsak şu kol sağ tarafta kalıyor. Şuradan da bu kısımda öne gelecek. Şimdi bunu sökelim. Bunun ekstra bir olayı yok. Bunu tamamen kaba kuvvet kullanarak, alttan vurarak sökeceğiz. Şöyle bir çekmeyi deneyeyim bakayım, gelecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi amortisör zaten kırılmıştı. Şu plastik parçayı alalım. Gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Şöyle. Yani amortisörü bundan ayırmaya gerek yok. Zaten bu şaseyi de kullanmayacağımız için parçalarını toplayalım. Görüyorsunuz, tüm parçaları dağıldı. Yalnız bunu kuru bir zeminde yapmaya özen gösterin. Sizde de benimki gibi şöyle amortisörün yağları falan etrafa saçılmasın. Şu da plastik parçamız. Ya, tamamen görüntü amaçlı. Zaten çatlamış bu da. Şimdi tabii amortisörün üst kısmı çıktı. Şu da plastik parçanın devamı. Bunu da yıkayıp tekrardan yerine takabilirim. Takmasam da olur. Amortisörün alt kısmı bu da, görüyorsunuz. Siyah renkte. Yeni aldığım kromdu. Şimdi bunu da şu kısımda görüyorsunuz, amortisörün alt kısmı. Buradan yani bir çekişle, keserle, bir şeyle vurup çıkartacağım. Bunun bir özel bir bağlantı aparatı yok. Yalnız vururken tekerleklere dikkat edin. Tekerlekler kırılmasın bir yere çarpıp. Ekstradan tekerlek almak zorunda kalmayın. Şöyle gördüğünüz gibi ellerim yağ oldu. Yani işe başlamadan elinizin altında bir ıslak mendil olursa gayet güzel olur. Evet, ayaklarda hiçbir problem yok. Onu söylemiştim. Şimdi alt kısımdan vuralım bakalım amortisörümüze. Evet. Gördüğünüz gibi bu da çok kolay bir şekilde çıktı. Dediğim gibi bunun da ekstra bir olayı yok. Bu da tamam. Bunu da söktük. Bunu da yerine takalım şöyle. Şu plastiklerin bir olayı yok ama bunları da şöyle silip tekrar üzerine takmak istiyorum. Biraz tozlanmışlar. Evet, şasemizi de yerine takıyoruz. Az önce göstermiştim. Şu kısım öne geliyor. Şu kol da sağ tarafta kalacak şekilde nasıl söktüysek aynı şekilde takacağız. Zaten yerleri hemen uydu birbirine. Şöyle önce bir elimle tutturuyorum. tane de çaprazdan tutturalım. Dengeli olsun. Evet, gördüğünüz gibi koltuğumu da kapladım. Şimdi birazdan daha detaylı göstereceğim. Ne yaptık? Şaseyi değiştirdik. 75 lira o tuttu. 50 lira amortisör tuttu. 200 lira yani 250 dedi. 200 liraya pazarlıkla anlaştık. Koltuğun dışını da güzel deri kaplattım. Baya farklı renk seçeneği vardı. Yani bana maliyeti 325 lira oldu. Yeni koltuk alsaydım 1300-1400 civarı harcama yapmam gerekiyordu. Koltuğumdan da gayet memnun olduğum için yani rahatlık konusunda bir problemi yoktu. 1000 lira cebimde kalmış oldu. Gayet güzel. Yani siz de koltuğunuzda amortisör ya da şase değiştirmek istiyorsanız koltuğun kılıfını kaplattırma konusunu bence de düşünebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şimdi rengini bir göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi koltuğumun rengi bu şekilde. Deri yaptırdım. Şöyle arka kısmına da bakalım. Gayet güzel. Bu arada koltuğum yokken sandalyeye oturdum birkaç gün. Belim ağrımaya başladı. Gerçekten koltuk çok önemli. Koltuğumun kıymetini daha iyi anlıyorum diyebilirim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.